Biz geldik. Yeni bir konsept deneyelim denedik. Şahmaran'ı konuşalım dedik. Ama şöyle bir ilginçlik oldu. Ben izlemedim. Esra izledi. Dolayısıyla bundan sonra da böyle izlediğimiz şeyleri yorumlarken bir kalıp takip edelim dedik. O kalıptaki soruları şimdi Esra'ya soracağım. Ve bakalım Şahmaran nasıl bir dizi? Hadi bakalım. Bakma onlara, bakma diye böyle göremiyorum. 5 tane soru aklında tutamıyorsan. İlk sorumuz çok basit. İzlenir mi, izlenmez mi? Evet ya da hayır. Detayı yok. Hayır, ne demek detayı yok? O zaman niye çağırdın? İşte sorularla gireceğiz detaya. Belki. İkinci soru, hazır mısın? Hazırım. 10 üstünden kaç verirsin? Ya bunu buçuk. Soracağımı düşünmemiş miyim? 5,5. Niye belki dediğini şimdi daha iyi anladım. Okey, sence bu dizi kimlere göre? Kimler izlemeli, kimler izlememeli? Seks sahnesi sevmeyen insanların izlememesi lazım. Çünkü çok erotik. Ya seks sahnesi çok yok. Kayda değer bir şey kaçırmıyorsun. Ha, tamam. Ama sürekli bir Serenay Sarıkaya'yı soymaya dair bir yönelme var. Çok bir daha şeyden olabilir. Hani böyle normal bizim dizilerde kimseyi soyamıyorlar, istedikleri gibi küfredemiyorlar, istedikleri gibi sigara içemiyorlar falan ya. Hepsini yapıyorlar platform burada. Platform filmlerinin hepsinde böyle bir bu özenti gibi oluyor. Ama hani bunlar hayatta var aslında yani. Hepsi sigara da içiyor, dahil sevişiyor da vesaire. Dahil etmeliyiz ama çok zorlama bir dahil etme var. O yüzden Türk dizileri sevenler çok sevmeye bilir. Öyle düşünüyorum. Birazcık Batı özentisi gibi bir film olmuş. Çok da şaşırtıcı bir şey değil aslında. Ya evet ama bunu artık bir Türk filminin kırıyor olması lazım. Tamam yani biz de küfrediyoruz. Tamam. Mesela bir tane sahne var. Sahnede Burak Deniz galiba. Neyse başrol erkek olan Maran isimli olan. Göle çıplak atlıyor falan. Kız bunu görüyor. Tepki vermiyor. Devam ediyor falan. Ya bana da biri desin ki Adana'da çekilmiş galiba. Bilmiyorum. Hani böyle göle çıplak girecek bir adam. Kadın da ona bakıp izleyip sonra wow olup devam ediyor. Yok öyle bir şey yani. Birazcık gerçekçi olalım yani. Çıplak çıkacak da sen de buna hiçbir şey yokmuş, normal bir hareketmiş gibi karşılayacaksın. Katılmıyorum. Yani kimler izlerse keyif alır? Batı özentileri. Batı özentileri. Ya gerisi hayır. İzlemesin. Şöyle biraz daha Türk dizisinden ya yeter ama bazı şeyler de var hani. Biz de öpüşüyoruz, biz de sevişiyoruz diyen kesim izleyebilir. Okey. Ama o kadar keyif alır mı? Çok sanmıyorum. Neler iyiydi? Neler iyiydi? Bence hani sahne geçişleri, genel düzen iyiydi. Kurgusu hikaye mu? Aslında şey olarak mantıklıydı. Yani evet, akla gelebilecek konulardan bir tanesi. Çünkü biz genel olarak zaten böyle efsanelere, gerçekleşen, evet onlara inanıyoruz. Ben inanmıyorum bu arada. Hani ekstra ben inananı var. Ama inananı çok. Doğal olarak güzel bir mantık. Hani böyle bir de şey gibi değil. Korktum falan değil yani. Hani böyle daha içine yedirilmiş bir hikaye. Oyunculuklar iyi. Bana göre öyle. Değilse size göre umurumda değil. Hikayeyi yavaş yavaş anlattılar. Hani başında hadi bu böyle deyip salmadılar. Türk dizisi alışkanlığımı ne? Gene bakışma sahnelerimiz tabii ki vardı böyle uzun süren. O yüzden kötüydü. Neler kötüydü? Bakışmalar. Bazı karakterler vardı ama yok gibiydi. Hani anlatmasan da olurdu, niye anlattın? Daha iyi bir akış yakalanabilirdi diye düşünüyorum. Daha hızlı ilerleyebilirdi bazı şeyler. Soru işareti kaldı bazı şeyler. Daha iyi cevaplandırılabilirdi bazı şeyler. Yani ilerleyen sezonlara için bırakılmış olabilir mi? Yoksa yok. Hani sonucu anlattılar ama hani bu muydu yani, bunun için mi bekledik falan oldu yani. Konu iki kişinin günün sonunda sevişmesine geldi. Seviştiler ve işte kızda bir şey oldu. Ne oldu bilmiyorum. Diziyi izlememiş biri olarak söylediğin her şeyden benim anladığım gerek son yok. Derece meh yani. Meh evet ama şu var, ben biliyorsun ki hep bunu söylüyorum. Bir Türk dizisinin özellikle böyle farklı şeyler denedikleri şeylerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü işte zengin kız fakir olan bilmem ne falan hala. Hep aynı kalıplar. Hala ekranda, hala aynıları var. Bunda yok mu? Bunda yok. Tam çocuk zengin büyük ihtimalle hani kızda. Tamam, ama konu o değil yani. Değil konu yani. Zenginliği konu o değil. Evet. Konu ona çıkmıyor. O zaman izlenir mi izlenmez mi? Yemek yerken falan izleyebilirsiniz. Kitap okurken izleyecektim en kötü utanmasam. O kadar reklamının yapıldığına değecek bir şey değildi kesinlikle. Yani sen o oyunculara o bütçeyi ayıracağına azıcık kız. Hani bir tık alt segment bir oyuncuya ver. Çok daha iyi bir senaryo çıkar. Ama işte bizde öyle olmuyor maalesef. Ya bizde yıldız alalım. Yıldızdan izlenir gidelim. Zaten. Tamam izlenir de. Hani bizde sadece iyi bir oyuncu var ya da çok bilinen bir oyuncu var. Hani iyi de oyuncu olmasına gerek yok. Bilinen bir oyuncu. Atıyorum Serenay Sarıkaya çıplak görmek isteyenler izlesin gibi bir şey olmuş. Saygı da öyleydi biraz. Yani saygı iki tane daha hit iyiydi oyuncu, bence. Tabii bayağı daha iyiydi ama iki tane hit oyuncu koyalım. Onların aşkından ya görelim. Ama mesela onun senaryosu, mantalitesi biraz daha şeydi yani. O gene daha iyi bir yapı hikayesi daha iyiydi. Hikayesi onun, daha iyiydi. Evet. Hikayenin sürükleyiciliği daha iyiydi. İşte karakter analizleri çok iyiydi. Psikolojik sorunlarını bile görebiliyorsun. Ama bunda yoktu. O zaman bence buradaki cevap izlenir.
izlenir mi izlenmez mi de bir şeyler yaparken arkada akabilir. Yani. 10 üzerinden 5,5 vermiş Esra. Şahmaran yorumumuz bu. Çıplak sürekli soymaya çalışmayın oyuncuları. Evet, çıplak hallerini merak ediyor olabiliriz ama gerek yok. Bye. Bye. Eğlenceli.